Çoğu zaman sahipler muhabbet kuşlarını doğru beslediklerini düşünürler. Ancak durum hiç de öyle değildir. Sadece tohumlarla beslemek, tohumların bayat olup olmadığına dikkat etmemek, kalitesi düşük açık yem kullanmak doğru bir besleme şekli değildir. Kötü beslenme ise kuşlardaki birçok sağlık sorununun ortak nedenidir. Evcil kuşlarda görülen hastalıkların çoğu yetersiz beslenmeye dayanmaktadır. Bunlar karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, solunum yetmezliği, kas iskelet sistemi hastalığı ve üreme sorunları gibi hastalıklardır. Besinleri dengeli ve bilinçli olarak verdiğimiz takdirde kuşlarımız daha sağlıklı olacaktır. Yıl boyunca dengeli beslenen kuşların tüylerinin canlı ve parlak, kendilerinin ise daha hareketli ve mutlu kuşlar olduğu gözlemlenmiştir. Bu videomuzda sizlere muhabbet kuşu, sultan papağanı, cennet ve sevda papağanı gibi evcil kuşlara ve papağanlara hangi sebze ve meyveleri verebileceğimizden bahsedeceğiz. Evcil kuşlara verilebilecek sebzeler: ıspanak, salatalık, havuç, bezelye, biber, kabak, kereviz sapı, pazı, turp, lahana, kırmızı lahana, haşlanmış patates, domates, brokoli, kuşkonmaz, pancar, alabaş, karnabahar. Evcil kuşlara verilebilecek yeşillikler: semizotu, tere, roka, maydanoz, frenk maydanozu, marul, fesleğen, kuzu kulağı. Bir de tahrişe neden olan ve az verilmesi gereken yeşillikler şunlar: dereotu, nane, kekik, biberiye. Evcil kuşlara verilebilecek meyveler: kayısı, muz, elma, armut, kiraz, portakal, mandalina, üzüm, ananas, nar, kivi, yeni dünya, mango, kavun, dut, erik, çilek, yaban mersini, böğürtlen, ahududu, şeftali, Trabzon urması, ayva, kızılcık. Muhabbet kuşları ve diğer papağanlar için güvenli olmayan gıdalar: avokado, kabuğu ve çekirdeğinin evcil kuş türlerinde kalp rahatsızlığına ve sonunda kalp yetmezliğine neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle asla kuşlara verilmemelidir. Mantar. Mantarların evcil kuşlarda sindirim bozukluğuna neden olduğu bilinmektedir. Bazı mantar çeşitlerinin başlıkları ve gövdeleri karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Kuşunuzun çiğ veya pişmiş mantar yemesine asla izin vermeyin. Yeşil domates ve domates yaprakları. Domateslerin olgunlaşmış kırmızı halini kuşlara verebilirsiniz. Ancak domateslerin sap kısmı ve yaprakları kuşlar için oldukça zehirlidir. Domates vermeden önce kuşunuzun toksinlere maruz kalmaması için sap kısmını koparın ve güzelce yıkayın. Ayrıca kuşunuza asla yeşil domates vermeyin. Çiğ patates. Çiğ patates kuşlar için zararlıdır. Patates haşlanmış olarak evcil kuşlara verilebilir. Soğan ve yeşil soğan. Soğanlar kükürt bileşikleri bakımından zengindir. Soğanın muhabbet kuşlarına ve diğer kuşlara zararlı olabileceği bildirilmiştir. Risk almamak için muhabbet kuşlarına soğan ve soğan içeren yiyecek vermekten kaçınmak en iyisidir. Sarımsak. Sarımsak sağlık açısından çok faydalıdır. Kontrollü dozlarda verildiğinde muhabbet kuşları ve diğer papağan türleri için gerçekten faydalı olabilir. Ancak kuşlarınıza yüksek dozlarda sarımsak verirseniz zararlı olabilir. Yer fıstığı. Yer fıstığı aflatoksin adı verilen bir toksin üretir ve bu kuşlar için zehirlidir. Ancak genellikle hızlı bir şekilde öldürücü bir mantar oluşturur. Aflatoksin zehirlenmesinden ölen birçok belgelenmiş kuş vakası vardır. Muhabbet kuşunuza kuru yemiş vermek istiyorsanız badem, fındık, kaju, ceviz gibi daha güvenli olanlarını vermelisiniz. Ay çekirdeği. Ay çekirdeği aslında zehirli olmasa da yüksek oranda katı ve sıvı yağ içerir. Muhabbet kuşlarına verilmemesi daha uygun. Portakal ve limon. Limon, portakal gibi turunçgiller ölçülü verildiği takdirde faydalıdır. Biz insanlarda olduğu gibi hastalıkları ve enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir.
Kuşunuzun suluğuna haftada bir veya 10 günde bir 2 damla limon suyu veya portakal suyu ekleyerek de verebilirsiniz. Ancak turunçgillerin ölçülü olarak verilmesi gerekir ve fazla verildiğinde kuşun sindirim sistemini tahriş edebilir. Armut ve elma çekirdeği. Muhabbet kuşları için zararlı olan armut veya elma meyvesi değil, içindeki çekirdekleridir. Bir muhabbet kuşu çok fazla çekirdek yerse, zamanla kuşların sisteminde siyanür birikir ve kuş için ölümcül olabilir. Muhabbet kuşlarınıza biraz elma veya armut vermek istiyorsanız, önce çekirdeklerinin çıkarıldığından emin olun. Çekirdeği ayıklandıktan sonra verilmesi gereken meyveler şöyle: elma, armut, kiraz, vişne, kayısı, şeftali, erik, patlıcan. Patlıcan verilebilir ancak yaprak ve sap kısmı kuşlara zararlı olduğundan ayrılması gerekiyor. Böbrek sorunlarına neden olabilir. Patlıcanı soyduktan sonra dilimler halinde verebilirsiniz. Öneri ve ipuçları. Meyveler, sebzeler ve yeşillikler günlük besinin %20-25 civarı olmalı. Su içeriği yüksek olduğundan fazla verilmemelidir. Sebze ve meyveler her gün taze olarak verilmelidir. Her gün aynı sebze ve meyve peş peşe verilmemeli. Örneğin bugün ıspanak verdiyseniz, yarın farklı bir sebze vermelisiniz. Meyveleri ve sebzeleri zirai ilaç ve kimyasallardan arındırmak için sirkeli veya karbonatlı suda bekletmeli ve daha sonra bol suyla yıkamalısınız. Bazı meyvelerde şeker oranı yüksek olduğu için çok fazla yemelerine izin vermeyin. Kuşunuzun fazla şekerli tüketmesi hastalanmasına neden olabilir. Kuşunuzun ishal olmaması için meyve ve sebzeleri kuruladıktan sonra verin. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri verin. Domates, marul ve salatalık yüksek su içerdiğinden dolayı ishale neden olabileceğinden kuşlarınıza dengeli vermelisiniz. Ve şunu asla unutmayın. Kuşunuza meyve sebze verdiğinizde kuşunuz yemiyorsa bu hiçbir zaman yemeyecek anlamına gelmez. Ara ara sebze ve meyve vermeye devam edin. Mutlaka yiyecektir. Bir sonraki videomuzda evcil kuşlara verilmemesi gereken diğer gıdalardan bahsedeceğiz. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve henüz abone değilseniz yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.